Dün akşam yapılan bilim kurulu toplantısının ardından aşı ile ilgili detaylar belli oldu. Konuğumuz Sağlık İletişimi Derneği Başkanı Doktor İbrahim Ersoy. Türkiye'de dört aşamada aşıların uygulanacağı söylendi. Peki bu aşamalar neler ve ayrıca e, toplumda aşı ile ilgili ufak da olsa bir karşıtlık var. E, aşının güvenilirliği hakkında da bilgi verir misiniz? Evet, Çin aşısı ile ilgili. Ya gerçi onu Çin aşısı da demek gerekmiyor. Şu anda şirketlerin aşıları, Sinovac aşısı ile ilgili 50 milyon doz bildiğiniz gibi anlaşma yaptık. Ve bu Türkiye'ye geldiğinde, gelme tarihinde biraz konuşuruz. Yani geldikten sonra hangi aşamalardan geçtiğini. Kimlere yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklandı. Tabii ki ilk başta, şu ana kadar gerçekten fedakarca görev alan sağlık çalışanlarını yapacak. Neden? Çünkü bilim kurulunda bunu önceliklendirmesinde bir risk, yani en çok hangi grup riskli, onlara göre belirlendi. İlk başta birinci aşamada sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımız. Çünkü en çok hastalanan ve en çok kayıplarımız bu gruptan. O yüzden böyle bir şey tercih edildi. Şimdi tabii ki ikinci aşamada şöyle bir durum vardı. İkinci aşamada da toplumun işleyişi için birtakım sektörler var. Tabii ki biz tam kapanma sağlamadığımız. Bu işlerin de devam etmesi lazım. İşte güvenlik e, polis polis arkadaşlarımız, e, güvenlikçi arkadaşlarımız, onun dışında kargoda çalışanlar, bize e, yani hazır paket bir sürü e, çalışanlar var. Onlarla ilgili yani sistemin işleyişiyle ilgili onlar da yayıcılık açısından, bulaştırıcılık açısından risk grubunda olduğu için ikinci aşamada onlar ve 50 yaş üzeri bir tane kronik hastalığı olanlar. Kronik hastalıktan kastımız da diabet, e, hipertansiyon gibi hastalıklar. Bunun sebebi de bildiğiniz gibi yine ölüm oranları e, kronik e, hastalığı olanlarda bir miktar daha fazla artış göstermişti. Üçüncü aşamada ise 50 yaş altı ve bir kronik hastalığı olanlar yine onlar da bir risk grubundan e, ve genç yetişkinler ve e, diğer sektörler olarak yapılıyor. Yani işleyiş. Türkiye'nin tam kapanmadan işleyişinin devam edebilmesi için ve e, son olarak da diğer herkes olarak e, tespit edildi. Bence e, diğer İngiltere'nin, diğer ülkelerin de bu tür sıralamalar oldu. İngiltere'nin sıralamasına baktım. Onlar daha çok, onlar e, hep yaş gruplarına göre tabii ki onlar da yaşlı nüfus fazla olduğu için işte 80 yaş üzerinden başlamışlar. Beşer beşer indirerek başlamışlar. E, Böyle bir sıralama yapmışlar. Ee, bu sıralama gerçekten özellikle ikinci aşamada toplumu yayıcılık açısından da risk grubunda olan sektörleri, aşılamaları bence gayet güzel. Bilim kurulu bu işi çok iyi değerlendirmiş diye düşünüyorum. Evet, peki güvenirliği hakkında ne diyorsunuz? Şimdi aşılarla ilgili en çok merak edilen bir etkinlik, ikincisi güvenilirlik. Tabii ki e, bu aşılar hem şimdi aşılarında iki tane şu anda türü var. Bir eski geleneksel olarak bizim bildiğimiz, yüzyıldır bildiğimiz inaktif aşı dediğimiz ölü virüsler veya bakteriler tarafından yapılan aşılar. Diğeri ise gen teknolojisiyle yapılan aşılar. burada tabii ki aşıların güvenilirliği önemli. Güvenilirlikte şöyle bir durumumuz var. özellikle gen teknolojisiyle yapılan aşılarla ilgili ara sonuçlar işte aşılar bir faz bir, faz 2, faz 3 Aşamalarından geçer. Faz 3 e, denemeleri e, açıklandı. E, %90-95 oranında ba başarılar gösterildiği söylendi e, ve yan etkileriyle ilgili de çok büyük sıkıntı olmadığı, normal işte kızamık aşısı, tetanoz aşısını nasıl vurduruyorsak onlarla ilgili e, bir e, genel normal aşılarda görülen e, yan etkiler olduğu belirtildi. Şimdi bizim uygulayacağımız Sinovac aşısıyla ilgili. E, Tabii ki şöyle bir durumumuz var. Sinovac aşısının faz 1, faz 2 aşamalarındaki problemler veya araştırmalar açıklandı ama faz 3 çalışmaları ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ama biliyoruz ki zaten bize gelen Sinovac aşısının Çin'de yaygın bir şekilde kullanıma açıldığını biliyoruz en son Çinli yetkililerin söylediğine göre 1 milyondan fazla insana yapıldı. Özellikle Çinliler yurt dışına çıkan e, vatandaşlar için bunları yapıyorlar. Orada da büyük bir sorun görmediklerini söylediler. Biz de şöyle bir düşünecek olursak bu e, virüs Çin'den çıkmıştı. Ve Çin şu anda kontrol altına dağılmış gibi gözüküyor. Ve orada tabii ki sıkı önlemler var ama bunun dışında aşının da belki belki bir taraftan etkisi olduğu da düşünülür. Hmm inaktif virüs aşısı. Yani bize Çin'den gelecek 50 milyon doz aşı. 50 yıldır, 100 yıldır bildiğimiz teknolojiyle uygulanan şu anda hepimizin vücudunda işte kızamak aşısı, çiçek aşısı gibi aynı yöntemlerle üreten bildiğimiz aşı aşılar bunlar. Yani bu açıdan tereddüte gerek yok. Diğer taraftan Tabii ki bunlar ülkemize geldikten sonra da yine Bilim Kurulunun Sağlık Bakanlığının açıkladığına göre Türkiye'de Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu var. Orada bir takım testlerden geçirilecek. onlarla ilgili işte toksikoloji labor laboratuvarlarında bu aşının etkinliği, güvenilirliği ile ilgili de denemeler yap yapılacak. Ben bu arada Faz 3 çalışmaları ile ilgili Çin'den Sinovac'tan firmasından gelecek bir takım açıklamalar olacağını da düşünüyorum. Yani aşının etkinliğine dair 60 veya 90 oranında deniyor. Tabii ki diğer gen teknolojisiyle yapılan aşılar 90-95 oranla açıkladılar ama bu oran da çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bunlar tabii yeni teknoloji ama bunlar da uygulanmaya başladıktan sonra biraz daha göreceğiz. Dünya Sağlık Örgütü de bir aşının etkili olabilmesi için yüzde %50'nin üzerinde etkinliğinin olmasını kabul ediyor. Yani bize gelecek aşı Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarına girecek. 11 Aralık'ta gelecek. Normalde aslında 12 Aralık'ta sağlık çalışanlarına yapılacak diye bir şey söylenmişti. Ama ben 12 Aralık'ta yapılacağını tahmin etmiyorum. 14 gün boyunca Sağlık Bakanlığı otoriteleri, laboratuvarları tarafından bu aşı, Önce bir incelenecek etkinlik mi, güvenilirlik mi? Bunlarla ilgili testler yapıldıktan sonra sağlık çalışanlarına uygulanacak. Bu arada zaten Sinovac aşısını Türkiye'de faz 3 aşamalarında zaten sağlık çalışanları yaptırdı. Ekim ayında sağlık çalışanlarına yapıldı. Kasım ayında da gönüllülere yapılmaya başlandı. Yani hali hazırda bu gelecek aşıdan, şu anda yaklaşık 20 bin vatandaşımız bu aşıyı olmuş durumdalar. Bildiğiniz gibi iki doz aşı uygulanıyor. Önce bir yapılıyor, 15 gün sonra tekrar ikinci doz aşı yapılıyor. Yani bu bildiğimiz, güvenebileceğimiz bir aşı. Aşının Çin'i, Amerikalısı, İngiliz'i, Fransız'ı olmaz. Aşı gerçekten etkili mi, güvenilir mi, bilimsel bir olaydır. Bunun ideolojisi de olmaz, ülkesi de olmaz etkili ve güvenilirse bu aşıyı yaptırmak gerekir. Ben şahsen eğer Çin aşısı olursa ben de bak dilime alıştığı için Çin aşısı diyorum ama yani Sinovac'tan gelen aşı olursa çok gönül rahatlığıyla yaptırabilirim. Zaten vücudum, vücudumda bir sürü aşı bu yöntemle yapılmış bir sürü aşı e, barındırıyorum. E, tabii ki şöyle de bir durumumuz var. İnsanlar şaşırıyor yani normalde aşılar işte 10 yılda geliştirilir. işte. Ortalama. Evet evet bu da çok zorluyor. Yani bu aşı, kadar kısa zamanda e, aşı nasıl üretildi? Tabii bu, bu kadar kısa zamanda üretilmesi de insanların kafasında bir şüphe uyandırdı. Ee, bununla ilgili de şunu söylemek lazım. Ee, Geçtiğimiz, yani bu yılın başlarında bu virüs tarif edildiğinde... 10 gün içerisinde bu virüsün genetik kodları çözüldü ve tüm dünyaya yayıldı, açıldı. Tüm bilim insanları üzerinde çalışmaya başladılar. Normalde bu tür salgınlarda, SARS'ta, MERS'te veya diğer AIDS'de, AIDS gibi o işte virüslerde bazen 1 yıl, bazen 2 yılda daha sonraları çözebiliyorduk. Ee, ama bu yani bilim çok hızlı ilerlemeye başladı. 10 günde e, tüm bilim insanları üzerinde aşı çalışmaları yapmaya başladılar. Tabii ki gen teknolojisi aslında ucuz bir teknolojisi. Bu arada Çin e, denince hani ucuzluğa da kaçılır ya. Aslında Çin teknolojisiyle yapılan aşılar pahalı aşılar. Çünkü her birisi için bir yumurta gerekiyor. Yani yumurtanın içinde ölü inaktif aşılar çoğaltılarak her bir yumurtadan bir doz aşı elde ediliyor. Bu bu anlamda hem pahalı hem de uzun süreç gerektiren aşılar. Tabii ki diğer gen teknolojisiyle yapılan aşılar hem ucuz hem de çok daha fazla üretilebilir. Bu açıdan ben Türkiye'yi bu anlamda başarılı buluyorum. Yani güvenilir bir aşıyı Ücretsiz olarak da bildiğiniz gibi söylediler. Üc ücretsiz olarak tüm Türkiye'de uygulanacak bir aşı. Sadece bizim ülkemize geldikten sonra bizim laboratuvarlarımızda da deneyelim. Gerçekten etkinliğine ve güvenliğine inanalım. Bu, e, onlar o test sonuçları sonuçlansın. Ondan sonra da e, güvenli bir şekilde aşıyı yaptırabiliriz. Hocam sizin öngörünüzü merak ediyorum. Şimdi aşılarla ilgili güzel haberler var. E, i̇laçlarla ilgili çalışmalar var. Biz... E, Türkiye olarak ne zaman normal bir hayata geçebiliriz tahminen? Ya normal hayata geçmesek aslında daha iyi. Eski eski hayatımız çok mu iyiydi diye aslında düşünmek lazım. Bu virüsün bize öğrettiği şeyler var. Onları da belki yepyeni bir hayat kuralım isterim ben. Çünkü eski e, hayatımızda tüm dünya olarak düşünürsek savaşlarla e, yani e, gerçekten her gün uyandığımızda başka felaketlerle uyandığımız bir dünyaydı. Ama bu virüs bize e, birlikte hareket etmeyi, tüm dünya olarak birlikte hareket etmeyi öğretiyor. Bildiğiniz gibi Avrupa... Tü, yaygın kullanımıyla ilgili e, Avrupa Birliği tüm ülkeleri kapsayan herkese eşit dağılacak bir aşı stratejisi izledi. Türkiye'de de yine Sağlık Bakanlığı'ndan öğrendiğimiz kadarıyla bunu e, eklemeyi unutmuştum. E, aşı geldikten sonra bunun dağıtımı da çok önemli. Aşıyı insanlar nerede yaptıracaklar, kimden e, alacaklar? Yani bilim kurulunda da bunun dün akşam stratejisi konuşulmuş. Ankara'da da, Hakkari'de de, Trabzon'da da, Edirne'de herkes sağlık çalışanları özellikle önce ulaşabilsin ve 65 yaş üstü hastalarımız ulaşabilsin. Nasıl ulaşabilirler? Aşı merkezleri kurulduktan sonra çünkü bu aşının bir güzel özelliği de diğer gen teknolojisindeki aşılara göre buzdolabı sıcaklığında saklanabiliyor. Yani aile hekimlerimiz Vasıtasıyla zaten uygulanacak. Normalde grip gibi, grip gibi eczanelerden gidip almayacağız. Aile hekimliği merkezlerine aile sağlığı merkezlerine dağıtılacak. Aile hekimleri tarafından bu aşı gidilip ücretsiz olarak yapılabilecek. Tabii ki bunu sisteminde kuruyorlardır. Davetiye usulü muhtemelen olacaktır. Diyelim ki işte İstanbul'da Çekmeköy'desiniz. Oradaki aile sağlığı merkezine bağlı olanlar. Ee, bir e, mobil e, kayıtla birlikte e, davet edilip aile sağlığı merkezlerinde uygulanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, en yaygın olarak yapılacak şeyleri en yaygın organizasyonlarla, aile kimliği gibi organizasyonlarla yapılır. E, veya toplum sağlığı merkezleri de bu işe dahil olabilir. E, bu şekilde yapılabilecek diye e, tahmin ediyorum. Yani aşı çok yaygın olarak Türkiye'nin her tarafına Yetiştirilecek çünkü diğer gen teknolojisiyle yapılan aşılar işte eksi 70 derece deniyor. Onun taşınması, transportu ile ilgili bir takım sorunları var ama bu aşıda öyle bir durumumuz yok. yaygın olarak kullanımına devam edilecek.